Eyvallah usta, sağ ol. Adın neydi senin? İshak. Vay bıktığımın dünyası ya. Niye geldi? Ağzında rap olarken konuşunca aynı maymuna benziyorsun lan. Güzel yapmamış o zaman abi. Aslı uzun da öyle ya. Beni bıraktığını duyunca Levent Baba sana kızmaz mı? Levent Baba bana kızmasın diye sana mı kıyayım ya? Hiç korkmuyor musun orada? Yenge var mı abi? Ne yengesi lan? İşte öylesin. Senin baktıklarım gibisin. Yok. Ama senin kafan basıyor zannımca böyle işlere ha? Ne sandın abi ya? Bu işler benden sorulmuş. Vay bacaksıza bak sen. Abi sevdiğin biri varsa söyle getireyim hemen sana. Ha. O da seni sever muhakkak. Gelir. Ben eminim ki çalı kuşu çiçeklerden papatyayı, renklerden beyazı, mevsimlerden baharı, dünyanın bütün kirli, yaramaz çocuklarını... Beni? Seviyordur. İki ucu bokul değnek yani anlayacağın. Canına yandığımın kaderi. Üzülme abi ya. Seni de sever yenge. Bas git lan. Eşş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 
Evvel kaç mektebe gitmişler? Çok gibiyim ayol. Hazır hekim gelmişken sen bir de bilgisayar bak bilgisayar bir tane söyle. Komutumu söyleme çabuk. İşte biri. Buyurun. Aç ağzını kızım. Aç korkma. Aç. Ağrın var mı? Yok. Peki vücudunda böyle sulu geçmeyen yaralar, döküntüler var mı? Yok ama benim başka bir rahatsızlığım var. Hı. Veren teşhisi kondu bana. Öyle mi? Bir de ciğerlerini dinleyeyim ben. Tamam. Nefes al. Ver. Al. Tut. Tut. Şimdi verebilirsin. Öksürük, nefes darlığı böyle kanlı balgam oluyor mu? Yok, hayır. Şu an ciğerinizde bir şey görünmüyor. Hasta değil miyim? Ben mütehassıs değilim. Ama ilk izlenimlerim kuzu gibi bir ciğerinizin olduğu yönünde. Fakat en kesin çözümü daha teferruatlı tetkikten sonra alabilirsin. Teşekkür ederim. Söğüt. Kamran! Kamran! Dışı! Abine söyleme bana bir şey olur. Kamran! Dudakların kurumuş. Çok özledim seni. Abi baba! İzin gününde babanı ziyarete gider miyiz? İyi gideriz bize. Ya öyle değil. Hastaneye gider miyiz? Muayene olmam lazım. Neyin var? Bazı şeylerden emin olmam lazım. Feride kuzum baştan aşağı muamması neden var? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ya evhamlanma hemen. Yok bir şeyim. Sen gider miyiz onu söyle. Tabii gideriz deli. Evet. Sen ne verecektin? Bir tane bir şey hakkım var ama sadece. Muzo bir tane. Bunlar.
Ya bunlar yenmez bence ya. Bozulmuştur bunlar. Anne münasebet mi? Niye bozuk olsun ki onunla? Bak yine yiyor. Çabuk ben seni düşündüğümden. 33 bende. 35. Ya iyi de Selim Bey sana niye hasta olduğun yalanını söylesin ki? Espri anlayışı hüdükse demek. Eşek şakası yapmaya çalıştığı anlamca. Eğer öyleyse hiç komik değil. Ay bilakis berbat. Aynen. Ay canım benim. Günlerdir onun için öleceğim diyordun demek. Tevekkeli. Kamran da o yüzden ilgilenmiyormuş hastalığımla. Nasıl kırılıyordum ben de içten içe. Bu kısmı ezberledim. Bir tanesini Muzo. Bugünkü hekim kesin hasta değilsin dedi ama değil mi? Yani emin olabilmek için daha detaylı bir tetkik yapmak gerekiyormuş. Ama ciğerlerin kuzu gibi dedi. A kuzu iyidir. İyisindir yani. Değil mi? İyisindir ya. Ben de bu yüzden Lazer amcaya muayene olmak istiyorum ya. Ama bak sonrasında eğer yalansa vur o düzenbazın suratına yalanını. İnşallah bir yalan çıksın da bak Kerem'de nasıl çarpacağım. Beter edeceğim onu. Abi. Abim. Neriman Hanım'la siz? Neriman benim sevdiğim kadın Necmiye. Fakat çalı kuşu. O sadece küçük bir oyundu o kadar. Nasıl da kolay söylüyorsun hiç için yanmadan. Necmiye Hanım'ın hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı senin için? Necmiye ben kimsenin hisleriyle oynamadım. Bilmediğim mevzular var. Ben hepsini biliyorum. Çalı kuşuna dert ortağıyım. Necmiye. Aman hiç adaletli değil. Vazifen olmayan şeylere burnunu sokma. Çalı kuşu nerede? O kötü dul kadın nerede? Haddini bil. Haddini bil. Edepsizlik etme Necmiye. Muzo, bitti verdiklerim. Kâfi. Başka vermeyeceğim. Böyle mi anlaşmıştık Muzo? Ver o zaman tokamı geri. Al. Tam bozdum anlaşmayı. Sen çorbayı koy. Ben ezerim. Necmiye'ye de bir dürtü ver. Necmiye yok ki. Nasıl yok? Sabah gittiydi. Yani sen çağırmayınca sofraya da gel demeyince ben haberin var sandım. Ya hastanede yoruldu biraz dinlensin dokunmayayım dedim. Nereye gitti bu kız kimseye haber vermeden yine? Allah Allah. Ben tarhanaya bakayım. Hoş gelmişsin. Hanımın müsaittir inşallah. Sabah sabah neye müsait olmayacak canım? İçeride buyur. Günaydın. Henüz nemlendirdim öpemiyorum. Öpeceklerine sakla ziyan olmasın. Edepsiz. Sen çok edeplisin ya. Utanmıyor musun çocuğun yaşında beylerle düşüp kalkmaya? Münakaşa etmek için geldiysen çık git evimden. Ya ne için gelecektim? Hayırlı olsun mu diyecektim? Aferin ne iyi ediyorsunuz abimle mi diyecektim? O kadar evimize girdin çıktın. Annemin en yakın ahbabısın. Yediğin altlara teşekkür mü edecektin bir de? Ahlakı mugayir hiçbir şey yapmadım ben. Öyle mi? Başkalarının sözlüsünü elinden almak kâfi derecede ahlaka, adabı mügayir gelmiyor mu senin için? Kesmiyor mu? Onlar çalı kuşuyla evlenecekler. Türlü dul kadın fantezilerinle abimin aklını başından aldın. Ayırdın onları değil mi? Evlenmeyecekler. Abimi derhal terk edeceksin. Ne cüretle densiz. Ne zamandan beri abinin gönül münasebetlerine burnunu sokuyorsun? Git evden akışını işte sen. Sen benim dediklerimi yapma da gör bak bakalım ben nasıl burnumu sokuyorum. Benim abim erkek adam ona hiçbir şey olmaz. Ama sen alemin yüzüne bakamazsın adın çıkar. Barındırmazlar seni İstanbul'da taşa tutarlar evini. Benden günah gitti. Az soluklan bacım. Bir çayımızı kahvemizi iç.
Çalıkuşunu bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Hısmım neticede. Ben hasma mıyım Necmi? Ne fenalığımı gördün? Bir fenalığını görmedim tabii de. Ben tek suçu abine gönül vermek olan kendi halinde bir hanımım. Hem Çalıkuşu biliyor bizi. Biliyor, tasvip ediyor. Tasvip mi ediyor? Elbette. Tek sırdaşımız o bizim. Yok yere düşmanlık ediyorsun bana. Kaldı ki ben seni severim Necmi'yi. Ben de seni severim Neriman abla. Ama abimi terk etmek mecburiyetindesin. Onlar Çalıkuşu ile birlikte olmalı. Neden? Öyle. Kuzum, bir derdin var senin. Gönül düşürdüğüm bir bey var. Onun Çalıkuşu'ndan yana ümidini kesmesini istiyorum. Ne olacak? Seni mi sevecek sonra o bey? Bilmem. Sevse iyi olur. Lakin şu an öyle bir şey tahayyül dahi edemiyorum. Sanmam. Sevmez herhalde. Benim yaşadığım ümitsizliği yaşasın yeter. Ah benim toy güzelim. Sevdiğim beyin canını acıtmak sana ne kazandıracak? Ödeşmiş olacağız. Onu kendine aşık ederek de pekala ödeşebilirsin. Boka bakar gibi baktı bana Neriman abla. Nasıl sevsin? Hiçbir şey bilmiyor bu kız. Biz sana yardım ederiz. Münevver'in işi bu. Çöp çatanlık. He, bilmediği şey değil. Benim sana verecek param yok ki. Paran burada geçmez Necmiye Hanım. Ben de sana yardım ederim. Giyim kuşan falan. Olur mu ki öyle? Vallahi şekerim. Bir hanım istedikten sonra elde edemeyeceği bey yoktur. Bir bit, bir bit be, bir bit be. Amma çınırdın ya. Gel Feride. Müsait misin? Müsaitim. Müsaitim de senin bu saatte mektepte olman gerekmiyor mu? Şunu imzalar mısın? Neymiş o? Okumadan yalnız. Allah Allah, imzalamıyorum o vakit. Velimsin, mecbursun. Ben bilmediğim hiçbir şeye imza atmam. Hiç mi itimadın yok bana? Şahsi algılama Patis, seninle alakası yok. Merakım galip geliyor. Kamran ver onu! Hayır okuma dedim sana, bırak beni! Ver dedim! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen kopya mı yakalattın? 3 gün uzaklaştırma cezası almışsın. Sen söylemesen bilemeyecektim. Yok. Senin okumakta gözün yok. Bunca vakit boşa geçmiş. Bari daha evvel söyleseydin evlenir yuva kurardın. Ne münasebet canım? Evlenmeyeceğim ki ben. Evlen, evlenmem. Oku, okumam. Ne yapacağız biz seninle Feride böyle? Okumayacağımı da nereden çıkardın? Ahvalin ortada. Söze ne hacet? Gör bak. Diplomamı alıp öyle çıkacağım senin karşına. Hem de yüksek başarıyla mezun olacağım. Daha şimdiden bir zayıfım var. Bana mezuniyetten bahsediyorsun. Bir dakika. Senin bu hafta başka imtihanların da olacaktı. Feride Hanım. Dur bakalım. Şimdi göreceğim. Bugün edebiyat, yarın coğrafya, perşembe aritmetik. İmtihanları geçersiz kılmak için bir dolap çevireceğiz kızlarla. Hinni'ye çalıştırdığın şu aklını birazcık derslerine çalıştırsaydın böyle olur muydu? Biz Feride ilim irfanı öğreniyor sanıyoruz. Hanımefendi çete olmuş,
Neymiş efendim? Sınavları geçersiz kılmak için numara çevireceklermiş. Biz seni bu yüzden mi yolluyoruz mektebe? O imtihanlara hazırlananların günahı ne peki? Sırf sen kopya çektin diye emekleri heba olacak, öyle mi? Mezun olacaksın. Mezun olmazsan kocaya gidersin. Vallahi kendi ellerimle evlendiririm seni. Olursam? Ne istersen. Anlaştık. Kız Necmiye neredesin? Gülsel Kafa bir dinle Allah'ını sen. Ne oldu? Neredesin sen? Neredesin? Burayı mı attın seni? Anne bir dur dinle ne olur. Neyi dinleyecekmiş ben? Esas sen beni dinle. Neredesin sen? Ebesi şimdilik seni. Bir evin bir kızı çıkar gider mi hiç kimseye haber vermeden? Nereye gittin sen? Sen kimden müsaade aldın? Bacaklarını kıracağım ben senin. Pinçik pinçik yolacağım o etlerini. Yolacağım o saçları da senin. Anne tamam kır bacaklarımı, yol saçlarımı ama bir dur dinle ne olur. Çok mühim bir şey oldu. Baban mı? Ya yok. Abimle Neriman'ın ilişkisi varmış. Ne? Ne? Kamran. Hı. Teyzeme söylemezsin değil mi? Söylerim. Dün öyle bir papara yedim ki Besime Sultan'la. Hiçbir şey saklamayacağıma dair and içtim. O yüzden söylerim. İyi madem. Memnu aşından da bahsedersin o vakit. Kamran çok elim bir şey oldu. Ne oldu? Gittim işte. Benim amacım Çalıkuşu'na yardım etmek. O pis dula çekil aradan demekti. Kız keşke bana da diyeydin de ağzını burnunu akıtaydım o murdarın. Hiç gerek yokmuş Dilber Kalfa. Vaziyet bizim sandığımız gibi değilmiş meğer. Dahası mı var? Var, var ya. Çalıkuşu bu ikisini biliyormuş. Biliyormuş da yataklık ediyormuş. Deme. Kız tevekkeli ondan yanaşmıyor evliliğe. İyi. Aferin Feride'ye. Ben şaşırmıyorum vallahi. Herkes tabiatına uygun yaşıyor. Ama beni esas korkutan Levent. Alma o iblisin adını ağzına. Neriman da gözü varmış. Anne, ya abimin başına bir şey gelirse? Ben oğlumu sokakta bulmadım. Ciğerime dokunanın ciğerini dağlarım. İki gündür felaket telalı gibi oldum biliyorum. Dün bizi o halde görünce hiddetlenmiş. Bana da sordu, tahmin etmeliydim. Çalıkuşuyla yakıştırıyor ya seni. Ondan bunca hiddet. Ben sizi yalnız bırakayım. Sakinleştirdim ben. Konuştum. Anladı, kabullendi de. Her şey çok güzeldi. Lakin münevver. Levent Efendi ile alakalı bir havadis edince. Ne havadisiymiş o? Mühim bir şey değil. Münevver'i yanlış anlaması işte. Neymiş sen bir söyle hele de. Canım bizi görmüş nereden görmüşse. Münevver'in ağzını yoklamış. Hanımınla Kamuran arasında bir münasebet mi var diye sormuş. Var deseymiş Münevver'de. Allah'tan senin gibi çılgın değil benim kalfam. Lakin adamın ısrarcı suallerini yanlış anlayacak kadar da saftirik. Yanlış anlamış da neyi yanlış anlamış? Canım adam bana gönül düşürdüğünü sanmış. Çöp çatan ya. Aklı zikri öyle çalışıyor. Münevver niyet okumuş besbelli. Onu da yanlış okumuş. Ümmüğünü sıkar gönlünü eline vermez miyim ben o şerefsizin? Demek sana göz koymuş. Niçin bu kadar arıyorsun kendine sevgili? Münevver'in hiç güzelliği diyorum duymuyor musun? Adamın da merakından başka bir kabahati yok. Kardeşin duyunca ateş almış gibi gitti işte. Sen bu herifle hiç tesadüf ettin mi? Levent denen herifle. Esnaf. Esnaf. Lakin senin karşılaşabileceğin türden bir esnaf değil. Tefeci, rehineci. Bir kere gitmişliğim var dükkanda. Lakin yüzümü görmedi bile. Büsbütün çarşaftaydım. Ne işin vardı? Paraya mı ihtiyacın vardı? Kamran, rica ediyorum kapatalım. Sualimi yanıtlamazsan bu mevzu sabaha kadar devam eder. Sıkışmıştım. Kullanmadığım bir iki sarafiyemi sattım.
Şu an borcun var mı? Rehinde olan bir malı? Yok. Hakikaten yok. Bundan sonra sıkıştığında bana söyleyeceksin derim. Ziynetini, evindeki eşyanı satamazsın. Benim kadınım emanetçiye, tefeciye gidemez. Hiç kimseye de borçlanamaz. O kalfana da söyle, sanatını unutsun. Kimseye çöp çatanlık yapmayacak. Aynı çatı altında yaşıyorsanız akıllı olacak, uslu duracak. Bundan sonra da ben alakadar olacağım. Evinde, masraflarında. Lazer amca, nasılsınız? İyiyim kızım. Senin bu saatte mektepte olman gerekmiyor mu? Bir işim vardı da izin aldım. Şey diyecektim, müsait olduğunuz bir zamanda beni muayene edebilir misiniz diyecektim. Müsaitim. Hocam. Seyfettin amcadan aldığımız sürüntünün neticesi. Nasılsınız Feride? Mersi. Feride'cim, daha sonra görüşsek. Şimdi benim laboratuvara inmem gerekiyor. Tabii. İlk evvela Seyfettin için. Ben buralardayım. Teşekkür ederim. Çok iyi bir hekim seçmişsiniz kendinize. Ben de öyle düşündüm. Neticede sizi yetiştiren de o, öyle değil mi? Uyandınız mı? Gel kızım, gel. Az evvel o kadar derin uyuyordunuz ki herhalde çağrısı kalmadı dedim. Bizim Kamuran esaslı hekim çıktı vallahi. İyi olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Fevkalade şaşkınım. Ben de şaşırmadım doğrusu. Zira Kamuran'ın olmazları oldurmak gibi bir yeteneği var. Bak sen. Neymiş onlar bakayım. Size kitap okumamı ister misiniz enişte? Sonra kimsenin beni göremeyeceğine kanaat getirip yerimi değiştirmeye karar vermiştim. Yükseklerdeki yuvamı özlüyordum. Teyze? Çorbayı şuraya bir yere koy Cumali Efendi. Korkma, korkma. Kamran'la geçtik biz o safaları. Yediğiniz her bir haftan haberim var. Nasılsın Cumali? Kalk gayri beyim. Hepimiz bir o zaman iyi olacağız. İnşallah. Şuralarda bir yerde bir çorba kasesi olacaktı. Bir bakayım. Ben aşağıdan getireyim. Lüzum yok. Dert etme kızım. Dün de Kamuran'ın burnundan getirdi. Bu aralar biraz eserekli. Teyzeler teyzesi. Sen dur, ben getiririm. Bunca yıllık emeğimi elime verdim Feride. Yazıklar olsun sana. Ben ne yaptım ki sana? Bana mı, kendine mi, Kamran'a mı bilmem ama... hiç ummazdım senden, hiç. Tamam, anlaşıldı. Sen beni infaz edeceksin de. Ne yaptım, kabahatimi söyle bari onu öğreneyim. Ben mi öğreteceğim kabahatini sana? Neriman Olacak'la oğlumun arasındaki memnun münasebete yataklık ederken hiç mi yüzün kızarmadı? Mekteptekiler seninle Kamran'ın arasındaki münasebeti biliyorlarmış. Eğer siz ikisini gizlemek için yalanlar uydurmuşsunuz bize. Sen böyle bir ahlaksızlığa nasıl ortak oldun? Hiç mi arlanman yok senin? Biz seni böyle mi yetiştirdik? İstemiyorum buraya. Hadi, hadi bu gece buradayız. Ben değilim.
O halde konağa götürürüm seni. Oraya da gidemem. Mektepten ceza almasaydın o vakit. Şimdi yatakhanede mışıl mışıl uyuyordun. Nasılsın Münevver? Feride. Feride gelsene. Afiyet olsun. Patdiz gelsene, hastanede de bir şey yemedin zaten. Acıkmadım. Beyim geçen seferden rakın var. Vallahi ben de alırım bir tek. Bir de Münevver, Kamuran Bey'in içerideki takımını ütü bas. Çalıkuşu? Mektep nasıl? İyi. Ellerinizden öperler Neriman abla. Derslerini kastetmiştim. Ah pardon. İyi. Onlar da iyi. İyi iyi. O kadar iyi ki daha şimdiden bir zayıfı var. Hayrete şayan doğrusu. Ben senin istidadının çok parlak olacağını düşünüyordum. Öyle de olur. Merak buyurmayın.